Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav sıkıntılar ekranımızı bulsun. Hong Kong kanun lahisinin makullanışı Xitay Taşkı İşler Ministerliğini ciddileştirdi. Amerika Avazı Toru'nun haberde bildirilmişçe, Amerika hükümeti Hong Kong'a alakadar kanun lahisini resmi makullagan deyken, Xitay Taşkı İşler Ministerliği Peyşembe günü Amerika'nın Xitay'da turuşluk baş elçisi Branstad'ni ciddi çakırıp görüştü. Amerika'nın mezkur kararı Xitay dairelerine alakızadı kılıp etken bulup, kanun lahisi makullanışının aldı kendindeki yıkınkı bir hafta içi de, Xitay dairelere Amerika'nın Xitay'da turuşluk baş elçisini 3 kıtım çakırıp bulgan. Xitayning muavin tashqi ishlar ministri Li Yuqing Branstad bilan ko'rishib, Amerikaning mazkur qaroriga qattiq noroziligini bildirgan. Shundaqla Amerikaning bu qonun loyihasini darhol amaldan qoldirishi kerakligini, bo'lmasa barliq oqibatga Amerika tarafining mas'ul bo'lganligini aytib, hayvi qilgan. Amerikaning Xitoyda turishliq elchixonasi bayonotchisi bir necha kun burun bu haqda ifoda bildirgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining cho'qim Hong Kong xalqiga bergan va'dasiga amal qilishi kerakligini Hong Kong xalqining mo amaliyotda Xitoy Angliya birlashma bayonotida tilga olingan haq huquqlarini kafolatga ega qilishni talab qildiganligini ta'kidlagan. Mazkur qonun loyihasining ma'qullanishi necha oydan buyon to'xtamay namoyish qilayotgan Hong Kong xalqiga qaytidan kuch beg'ishlagan bo'lsa, Xitoy dairalariga og'ir zarba bo'lgan. Xitoy Kompartiyasidan boshqa Hong Kong ma'muriy hukumati mo bayonot e'lon qilib, Amerikaning bu qaroridan afsus tundiganligini bildirgan. Volkswagen şirketi özünü aklaşka mecbur buldu. Germaniya Avazı Toru'nun 27 noyabrdaki haberde bildirilmişçe, Germaniya'nın danlık otomobil şirketi Volkswagen, Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarına alakadar ayıplengendiyken, şirket mesulleri özünü aklap bayanat ilan kılışka mecbur buldu. Xitay bazırıqı kirgeli 35 yıl bolgan Volkswagen şirketi 2013 yılı Ürüm şehirde işlep çıkarış liniyesi kurgan. Bu yıl 4 ayda şirketin baş mesulü Herbert Deis muhbirlerinin sualıga cevap bergende, Şarkı Türkistan'da ceza lagırları barlıqını bilmeydi galakını, bu axtı toxtilişini halımaydı galakını bildirgendeyken, halkaradaki her kaysi teşkilat ve faaliyetçilerinin tenkidi göçürgan idi. Yıkında ceza lagırlarına alakadar içki hüccetler aşkarlanğandeyken, Volkswagen şirketinin ceza lagırlardaki mecburi emgeki selini vatkallardın menfaatli vatkan buluşu mümkünlükü oturuğu koyuldu. Şirket mesulleri bu axtı bayanat ilan kılıp, şirketteki hizmetçilerinin 25%'nin asallık milletin işkerlikini, hemmesinin kanunluk toxtamlı hizmetçiler işkerlikini, ceza lagırı bilen alakası yok işkerlikini bildirdi. Şundaqtı mı, Cenobi Girman gezisinin yakında ilan kılgan dokulatı da Volkswagen şirketinin Şarkı Türkistan'daki korallık sahçı kısım bilen malum hemkarlık münasibeti barlıqa aşkarlandı. Kırmaniya parlament azası grupu muavin reisi Johannes Vogel bu axtı ifade bildirip, Volkswagen şirketinin ceza lagırı meselesi de öz mecburiyetini ada kılışı gerektiğini. Eğer şirketinin ceza lagırıdın ya ki mecburi emgeki selini vatkallarının menfaatini vatkallığı delillense, Ürümçedeki işlep çıkarış liniyasını derhal toxtışı gerektiğini tekitledi. Ondan başka her kaysi devletlerdeki faaliyetçi yaşlar yakınkı bir neçik gün içi de Volkswagen şirketine karşı İctimai taratku faaliyeti başlayan olup, ceza lagırı meselesini dünyaya bildiriş ve Xitay'nın cinayetlerine hemkarlaşıp atkan şahıs ve şirketlerini paş kılışını maksat kılgan. Xitay elçihanesinin Türkiye'deki kanunsuz kılmışı aşkarlandı. Xitay elçihanesinin Türkiye'nin nurgun şehirlerde Xitaylarga yardım kılış hadimlerini belgeligerliki aşkarlandı. 23 noyabr günü Xitay'nın Ankara Turşuk Elçihanesi bilen Xitay'nın İstanbul'da Turşuk Konsulhanesi birleşip, Ankara'da 2019 yıllık hizmet yığını aşkan. Yığınğa Xitay'nın Ankara'daki baş elçisi Dınli, İstanbul'da Turşuk Konsulhanesi'nin konsulü Suyvey ve Türkiye'nin her kaysi şehirlerden gelgen 40'ta kişi katnaşkan. Yığında 2019 yılı Xitay'larının bihaterlikini koğdaşlı hizmet görsetkerlerine mükafat verilgen. Yeni kabul kılınan hadimlerine hizmet doğrusu da malumat verilgen. 2017 yılı Xitay rejimi Türkiye'deki Xitay elçihanesi bilen hemkarlaşıp, Türkiye'deki Xitaylarının ve Türkiye'ye sayahatke gelgen Xitaylarının bihaterlikini koğdaş üçün yardım kılıkçı hadim belgilegen. Hazırcı Türkiye'nin Ankara, İstanbul, Antalya ve Kapadokya Katarlık şehirlerde Xitay elçihanesi'ye maslaşıp, Xitaylarına bihaterlik cihetinin yardım kılıdığan 48 kişi kabul kılınan. Xitay'nın Ankara'da turuşluk elçihanesinin torbetindeki haberge asaslanğanda
Bu kişiler Xitaylar Türkiye'de katlaş vakasına uçursa, sayahat çeriyanda Türkler bilen ıhtılap görülse, ya ki beşiği künçüse derhal berip tercümanlık kılıp Türkiye'ye gelgen Xitaylarının hak hukukunu koğdaydıken. Erkin Asya Radyosu'nun igelliğe malumatlarına asaslanğanda bu 48 kişi içinde 12'si Uyghur iken. İsmini aşkarlaşını halimaydıgan bir Uyghur bu vazifini eleştiki sebepleri hakkında tohtulup, o vazifi algan Uyghurlarının köpüncisinin vatende lagırga elip getilgen ata anısı ve uruk tukkalarını koyup beyremdikin dep vazifi algallıkını ilgiri sürgen. Radyo muhberi bu Uyghur okuğucularga köp kıtım telefon kılgan bolsumu ama avazını ilan kılışını red kılgan. Türkiye'nin münasebetlik kanunuğa asasen Türkiye'ye gelgen ya ki Türkiye'de yaşayabatkan çeteliklerden bir hatırlıki Türkiye'nin koğuduşu astıdı buludikken. Bundak duruklu Xitay Elçihanesi'nin Türkiye'ye gelgen Xitaylarının beyhaterlikini koğdaş üçün Xitaylar köplep gildiğen şehirlerge Xitay dili bildiğen kişilerini tayin kılışıga Türk siyasetçiler kandak karaydı. Muhbir bu akta İYİ Partisi'nin bolgan parlament azası Fahrettin Yokuş Efendi'ni ziyaret kılgan bulup, o sözü de Xitay'nın bundak kılışını Türkiye hükümetinin kubul kılmasıqı gerekliğini. Özünün bu akta tekhimu tefsili malumat igilip Türkiye parlamentinin kün tertipige elip gildiğalıqını bayan kılıp mundak digen. Bu doğru emez. Türkiye bunu kabul kılmasıqı gerek. Çünkü Türkiye'deki çetellikler ve öz puhrası bulup hem meylenden bir hatırlıkını Türkiye devleti koğdaydı. Türkiye kanundumu şundak görüstüligen. Şunu bu yerge gelgen Xitaylarının bir hatırlıkı üçün ayrım kişilerinin Xitay Elçihanız tarafından tayin kılınışı doğru emez. Bu Türkiye devletinin abroyuğumu selbi təsir görüstüdü. Biz bunu parlamentte otturuğu koyup tosuşkı tırışımız. Ankara'daki Uyghur Tetkikat İnstitutu'nun müdiri Dr. Erkin Ekrem Efendi Xitay yürgüzüvatkan bu tüzümünü Türkiye'den başka devletlerde mi yürgüzüvatkanlıkını, Xitay'nın bunu kurup çıkışının töt alahidlikke ige işkenlikini, bunların içindeki en muhimlerden birinin Xitay puhralarını Şarkı Türkistan Ammevi Teşkilatlarının xavupidin koğdap kılıç digili bulduğalıkını bayan kıldı. Hidayetullah Oğuzhan Efendi 2017 yılı Xitay'nın Türkiye'de bundak bir sistemini kurup çıkışının Xitay kurgan ceza lagırları bilen malum münasibeti barlıqını bayan kıldı. Kahramanmaraş şehirdeki Sütçü İmam Üniversitesi Dini İlimler Kesbinin okutukçısı Dr. Alimcan Boğda 2017 yılında bu sisteminin başlanışının ceza lagırları bilen münasibeti barlıqını, Uyghur okuğucularının bununla katnışışının efsusunlarlık iş işkerliğini bayan kıldı. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği heyeti Ankara'da ziyareti buldu. 27 noyabr Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlık Cemiyeti, Sütuk Boraxan İlim ve Medeniyet Vakfı, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakkiyat Cemiyeti katırlık teşkilatlarının azalarının terkip tapkan bir heyet Ankara'da ziyareti buldu. Heyet 28 noyabr günü Türkiye'nin Yaşlık ve Tenterbiye Ministerliğini ziyaret kıldı. Şarkı Türkistan heyetini Yaşlık ve Tenterbiye Ministerliğinin Yaşlar Hizmeti'ki mesul muavin müdiri Serdal Er Avcı işhanı sükutu aldı. Hidayetullah Oğuzhan Serdal Er Avcı bilen bolgan söhbet jarayanında Şarkı Türkistan halkının Türkiye'den kütüvatkan ümitlerini, hal kılışkı tegişlik saklanıvatkan bazı meselelerini oturuğu koyuş bilen birge, özlerinin arzu ümitlerini mi eğitip ötti. Söhbet ahırlaşkan deyken her iki taraf öz ara hatırı soğuğa takdim kılıştı. Trump'nın Hong Kong kanun layihasını tasdiqlashi Asiya payçek pazarına iğir təsir görsetti. Yerşarı karakterlik payçeki bazarları Amerika Prezidenti Donald Trump'nın Hong Kong'a alakadar taşlıgan kademeden ken, Xitay rehberleri ve Amerika mesulleri tarafından ilan kılındıgan bayanatlarga merkezleşti. Amerika'da tünügün başlandıgan teşekkür eğitiş bayramı Şükran günü dem ilişidin ilgiri 27 noyabr Amerika payçeki bazarlarda rekord yaratıldı. 27 noyabr ilan kılınan sallık malumatlarına asaslanğanda Amerika iqtisadi yılının 3. çarekide 2.1% deb tahmin kılınan yükselişten mi halkıp ötken bulup, çidamcan mal zakasları öktabr ayda tahmin kılınğandan artıq bolğan. Bu ilgirleşler bilen Dow Jones körsetküçü 0.15 ve P500&S körsetküçü 0.42% hem de Nasdaq körsetküçü 0.66% eşip, barlıq çağlardaki seleştirganda en yukarı nispetlik yepilişini işğa aşırdı. Amerika Prezidenti Trump'nın 27 noyabr keşte elan kılgan yazım bayanatı bugün Asiya payçeki bazarlarının tövelleşigi sebep oldu. Donald Trump palatanın her iki kanıtının tasdiqidan ötüp, özünün aldığı gelgen Hong Kong Kişilik Hukuk ve Demokratiya Kanun Layihası namlı kanun teklifini tasdiqlaganlığını elan kıldı. Bu kanun teklifi Hong Kong'daki namayışlarda halkı zoravallık kılgan ve kişilik hukukunu defsendi kılgan Xitay mesullarına imbargo yürgüzüşünü öz içine alıdı.
Bu ahvallar Asiya paychekı bazarlarda tövelleşke sebep oldu. Nikkei 225 körsetkücünün kıymeti 0.1% ve Şanghay Birleşme paychekı körsetkücünün kıymeti 0.15% tövellep getti. Erdoğan, Birleşken Milletler Teşkilatı Xavufsizlik Kengişinin kurulmasını tenkit kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Birleşken Milletler Teşkilatı Xavufsizlik Kengişinin kurulmasını tenkit kıldı. Cumhur Reis Erdoğan, İstanbul Kurultay Merkezi çağırılan 35. nöbetlik İslam Hemkarlık Teşkilatı İktisadi ve Suudi Hemkarlığı Daimi Komiteti yığını ministerler ikilişi bölümünde söz kılıp, 101 vatkan azap okubetlerine çağrı tapalmağın bir Birleşken Milletler Teşkilatı İnsaniyetinin saklanmadıkan meselelerine çağrı tapılmaydı. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavufsizlik Kengişinin daimi azalarından bulunan 5 devletinin içi de halkı Müslüman bir mi devlet yok. İkinci Dünya Urushinin galipleri tarafından kurulgan bu adaletsiz sisteminin devamlaşışı mümkün emez. Halkara Xavufsizlik Çirtiyojlarının zamanımızın şaraitiga asasen kaytidin retki silinişi zürüretke aylandı. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavufsizlik Kengişinin kurulması dünya nüfusunun coğrafyalık ve dini tarqalışı nezarda tutulgan halda kaytidin bekitilişi kerek digerlerini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.